Annem çok şeker yemiş, dişleri çürümüş. Sonra bazı dişçiye gitti. Bazenleri dişi ağrıyor, annemin dişçiye gidiyor. Dişlerini fırçalaması lazım. Siz de fırçalıyor musunuz dişlerinizi? Evet. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Mamikro, beni hasta edemezsin. Yemeğimi böyle yiyorum, şimdi böyle içiyorum. Dişlere çarip erken yutuyorum. Çok şeker yersek ne olur? Şöyle. Sen de şimdi fırçalıyor musun? Aha. Nasıl fırçalıyorum? Göster bakalım. Aşağı yukarı. Ne olur çocuklar? Çürük. Sizin dişler çürük mü bakalım? Aha. Çok güzel. Saçlarımız bakım ister, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, gidip doktor bulursun. Doktor gelir odana. Ay ay diye bağırma, koşup anneni çağırma. Dişlerini fırçalıyor musun Berfin? Ne zaman fırçalıyorsun Berfin'cim dişlerini? Yemekten sonra. Evet, dişlerimizi fırçalamazsak ne olur peki? Çürür. Çürür değil mi? Peki çok şeker yersek ne olur çocuklar? Dişlerim çürür. Evet. İki. Nasıl fırçalıyorsun? Bir gösterir misin bize dişlerini? Beyaz. Bakalım en beyaz kimin acaba? Bir dakika, ne diyeceksin annene? Dişlerini fırçalayacağım. Evet. Annenle beraber fırçalayacaksın değil mi? Bir varacak. Ben yok. Thank you.
Diş fırçalamanın öneminden bahsediyoruz. İşte sınıfta uygulamalar yapıyoruz. Evde aileleriyle de işbirliği içinde olduğumuz zaman, hani onlar da evde destekledikleri zaman hepsi dişlerini fırçalamaya gönüllü oluyorlar zaten. Çok fazla da bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Durumu anlatarak işte oyunlarla, şarkılarla. O şekilde öğreniyoruz. Dişin yapısı, diş sağlığı hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Bu yaşta öğrenmeleri daha kolay ve daha işlevsel olduğu için. Daha sonra okulda da uygulamalı yapıyoruz. Evde yine ayrıca velilerimizle birlikte diş ve genel temizlikle ilgili takipler yapıyoruz. Yani okula bir form getirdikleri zaman zaten evde dikkat ediyorlar buna. Sonuçta eğitim doğumla başlıyor. Okulumuz 3 devam edebiliriz. 3 yaştan başlıyor. 3-5 buçuk yaşına kadar devam ediyor. 5 buçuk yaş grubu çocuklarımız ana sınıfına devam ediyor. 3 yaşında biz eğitime başlıyoruz. Sağlıkla ilgili, dişler işte fırçalanması gerektiği, diş sağlık haftasını özellikle kaçırmıyoruz. Sürekli velilerimize de bu konuda bilgiler vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz okulda ne kadar bu süreci devam ettirsek de velilerimizin muhakkak evde desteklemeleri, örnek olmaları gerekiyor. Özellikle diş fırçalama konusunda. Yani her konuda öyle de sağlık daha önemli olduğu için ilk başta. Diş sağlığı özellikle çok önemli. Çünkü diş çürüdüğü zaman gerçekten çok büyük çocuklarda ağrı yapıyor ve çok rahatsızlanıyorlar. Biz buna dayanamıyoruz. Sağlıklı olmaları açısından sürekli uyarıyoruz. Teşekkür ederiz.